Hayır, artık bu sefer işi şansı bırakamam Tahsin. Benim bir tane oğlum var, kusura bakma. Ay, bir şey var mı yok mu bilmiyoruz ki. Volkan dünden razı. Dişi köpek. Kuyruk sallamayınca erkek köpek ardına düşmez. Demek ki kız boş değil. Ay deme öyle deme Tahsin. Bu ötekinden de kötü. Bela yol bela. Üstelik kapı komşu. Ya bizim bir çapkın mahkum bilirdim ama yok yüceye kaptırdı kendini. Zor toparladık. Eğer bu da öyle olursa büyük felaket olur. Aa, pırlanta gibi oğlum benim. Hem yakışıklı hem efendi, iyi bir aile çocuğu. Esprili. Aa, mükemmel bir insan ayol. Yapıştı mı kızlar bırakmıyorlar peşini. Oğlan ne yapsın? Canım ne yapalım kazık kadar herif. Ne demek ne yapalım Tahsin? Benim oğlum sahipsiz mi? Bak sinirlendim yani şimdi. O Selin denilen kızla hiçbir şey olmayacak aralarında. Olamaz. O kadar. İyi de ne yapalım İfocuğum? Ya kızın maşallah gecesi yok gündüzü yok. İyi. Kazık kadar insanlar. Hep peşlerinde mi dolanacağız? Dolanalım efendim. Gerekirse ben 24 saat Volkan'ın peşinde dolanır. Ben oğlumu sokakta bulmadım efendim. Ne yapacağız yani? Polis afiyetini mi yapacağız? Ben yapacağım efendim gerekirse. Ne o? İkide bir de Selin'e gitmeler. Ha? İkide bir de çat kapı Selin dükkanda. Aslı'yı burada bırakıp bırakıp gidip bilgisayar oynamalar filan. Yok. Bitti. Ne olacak yani? Gel gel. Çaktırmadan Volkan'ı takibe alacağız. Yılanın başını küçükken ezmeli. Aralarında bir şey var mı anlayalım. Sonra hemen pat el koyalım. Nasıl? Ya bu yaştan sonra rezillik vallahi. Kim dedi vaktiyle Nişantaşı'nda arsa aldı apartman yaptır diye. Zamanında daha kendi halinde bir yere yerleşseydik bunlar olmayacak. Köşede eski apartmanın bodrum katında oturan Nefaret Hanım. Ya deli o kadın resmen ayol. Ben evime sokmam o kadını Tahsin. Canım deli beli 90 yaşında kadın. Yazıktır ki ne ayol. Gelsin biz de yapsın iftarı fukara. Ne fukarası ayol? Bütün apartman Nefaret Hanım'ın. Yok ya sahi mi? Vallahi öyle. Kira zengini o kadın. Zamanında babası yaptırmış apartmanı. Bütün daireler onun. Satmıyormuş da. Peki niye daha doğru dürüst bir daire almamış kendine? Aa, edeli diyoruz ya Tahsin. Hiç evlenmemiş. Bodrum katında oturup herhalde tek başına paralarını sayıyor Zahir. Aslı bak senin 90 yaşındaki halin bu Mefaret Hanım. Evet Volkan senin 90 yaşındaki halin değil. Çünkü sen o yaşa kadar bütün paraları harcamıştın. Bitmişti sokaklara düşmüştün. Çocuklar olmuyor olmuyor. Hiç şık konuşmalar değil bunlar. Ayıp ayıp. Nerede eski Ramazanlar değil mi baba? Bırak şimdi bırak şimdi. Bak bir de İfocuğum şey var. O teşvikiye girişinde duran piyangocu adam. Aa üçkağıtçı o baba. Vallahi yalancı o. Bana diyor ki senin diyor temiz yüzün var diyor. Senin bahtın açık falan amorti bile çıkmadı. Volkan senin yüzün temiz diyen kimseye inanma. Aa niye inanmasın ayol? Melek gibidir benim oğlum. Onun kalbinin güzelliği gözlerine yansır. Bak bıcır bıcır. Canım annem benim. Allah'ım oğluma iyi yazılar yaz. Böyle helal süt emmiş efendi, hanımefendi bir kız bulsun inşallah. Senin gibi değil diyor ya. Sana ne kız? Sen karışmasana. Niye karışmasın canım? Karışır elbette. Selin hem senin hem Aslı'nın çok yakın arkadaşı. Niye karışmasın yani? Bana bak. Aranızda başka bir şey yok değil mi? He? Aman oğlum. Aman oğlum yani. Öf anne ya. Acıktım ben ya. Bu top patlar mı acaba? 10 dakika var. Ay kim şimdi bu? İftara kimseyi davet etmedin değil mi Tahsin? Etmedim efendim etmedim. Bundan sonra edeceğim. Nişantaşı'ndan da olsa iftara davet edecek bir fakir bulacağım. Olmadı yan semtlere bakacağım. Dereke mahallesine kadar yolu var yani. Bravo. Gel Selin. Aa Selin hoş geldin canım. Başım tutuyor artık Tahsin. Sen haklısın. Yarından itibaren bizlerin dediğini yapalım. Yarından tezi yok. Aslı öyle değil ya. Hep alıştık kapıyı kızım. Ne yapacaktım? Bak şimdi. Şimdi sen kapıyı kapatacaksın. Ben çalacağım. Açacaksın. Kim o diyeceksin tamam mı? Niye? Ay kızım ne küçük bir tipsin ya. Tipe bak Allah'ım ya. Bir bozma oyunumu ya. Hadi. Kapat. Ay ne yapıyor bu ayol? Ne bileyim ben ya. Kim o?
Duyduğuma göre iftara davet etmek için ekonomik sıkıntıda bir insan arıyormuşsun. Malum benim de kredi kartları bloke konumda. O yüzden işte geldi. Tahsinciğim. Al sana Tarık misafiri. Ya gördüm. Ben bunu demiyordum ya değilsin. Hoş geldin senin ya. Ya ne kafa kız be. Ya çok kafa. Çok kafa. Baba dedim, sen bu holdingin sahibiysen ben de bu holdingin sahibinin kızıyım dedim ya. Ona göre davran dedim ya. Selin, istersen ben seni bu akşam dışarıya çıkarayım, moralin düzelsin ha? Evet. Ay sinemaya gidelim Volkan. Ya Aslı'yı da al abisi. Onun da canı sıkıldı evde. Ha? Öyle mi? Evet. Senin canın çok sıkıldı Aslı. Anne, bizim gideceğimiz filmi sevmez bu. Hangi film ki? Hangi filmi? Hangi filmi? Sürpriz. Vallahi söylemem, sürpriz Selin yani. Ben filme falan gelemem ya, yorgunum, erken yatacağım. O zaman biz geliriz. Değil mi dersin? What? Nasıl ya? Sinemaya diyor oğlum. Güzel fikir vallahi. Epeydir gitmiyorduk değil mi? Ya bize de gezme olur. Ay evet Volkan, yazık onlara. Onlara da gezme olur hem. Olmaz yani, tavsiye etmem. Benim gideceğim filmi sevmezsiniz anne. Vurdulu kırdılı böyle bir film. Uykunuza yazık. Ya ben vurdulu kırdılı bayılırım gençliğimden beri. Ay ben de bayılırım. Hadi bir an önce yiyelim de gidelim. Ay İfo teyzem, el cezleri dert görmüş. Var ya süper ötesi manyak solmuş yemekler. Artık ben bütün Ramazan'da buradayım. Yani buraya takılayım diyorum. Selin'cim yanlış anlama evladım. Biz yani senin aramızda bulunmandan tarifi imkansız bir keyif duyuyoruz. Ama ben bu yıl için başka şey düşünüyorum. Yani bu civarda oturan, ne bileyim hali vakti yerinde olmayan insanları çağıralım her akşam istiyorum. Yani bu akşam sen, yarın akşam başkası gibi. Yarın kim gelecek dersin? Bilmiyorum, daha bulamadık ki. Aslı, bizim Şusu'yu çağırsanıza kızım. Şusu'yu mu? Tabii. Ya benim hayatımda tanıdığım tek fakir insan Şusu ya, bilmiyorum. Aa, gelmesin o ya. O geleceğine Deli Mefaret Hanım gelsin. Şu ofisteki çaycı çocuk mu? Aman Tahsin'cim. Hani Aslı Gacettin işinden sıyrılmak için numaradan eve getirmişti ya bir çocuk, o işte. Ha. Aman o akşam öldüm dirildim valla. Canım şimdi Aslı orada bir üç kağıt kurmuş. Ne yapsın gariban? O da yardım olsun diye yani. İçinde bir kötülük falan yok ki. Yok, efendi çocuktu o. Beş parası da yok baba ya. Ya. Valla. Tamam işte yarın akşam o gelsin. Ne yapalım? Sokaktan tinerci çocukları getirteceğimize o gelsin bari. Yaz bak Aslı, ben bozulmam. Çünkü benimkisi geçici bir fakirlik. Ama Şesu öyle, sen fakirsin. O nedenle iftara çağırıyoruz falan. Kesinlikle demeyin. Bak hayat boyu konuşmaz, seninle karışmam. Evet yalnız çok gururlu çocuktur. Gelmesin o zaman. Selin gelsin yine yarın akşam. Volkan. O zaman Aslı. Kızım sen sanki arkadaşını yemeğe davet ediyormuş gibi çağır. Bir şey belli etme. Tamam baba. Hadi Volkan'cığım, bir an önce yiyelim de sinemaya gidelim. Yaşasın! Oraya olmaz lan Sertaç. Daha ortalayacaksın şunu ya. Heh, görünür bir yere. Yap şöyle, çevir oradan. Heh, işte bu. Ne yaptınız? Tajo baklavaları getirdi mi? Evet abi, 20 kilo. Güzel. Bana bak, o pide işini boşlamayın ha. Ben araştırdım. Sabaha karşı da çıkarıyorlarmış o pastaneler, fırınlar pideyi. Çocuklar gitsin, sabaha karşı alsınlar. Dükkanı da erkenden açsınlar abi. Sen merak etme abi. Vatandaş sahur pidesini sütçü yolu hizmetiyle yesin. Hayırdır abi? Abi ne bileyim ya. Sabah evden çıktığımdan beri sanki biri beni takip ediyor. Böyle köşede gölgeler mölgeler. Kafayı mı yiyorum nedir, anlamadım ki ya. Abi oruç senin başına vurmuş. Ya ne bileyim Sertaç. Sahura kalktım bir su içeyim diye. Böyle evde biri beni kesin takip ediyordu yani, hissettim yani. Nasıl abi hissettin? Ne bileyim abi, açlıktan mıdır nedir, doğru söylüyorsun ya. Bak vallahi bir şey varmış gibi oluyor ya. Tövbe ya. Ay patladım sıcaktan bu eşarbın altında. Sorma. Vallahi. Aman
Şey abla, görüyor musun üç kağıtçıyı? Dükkanda baklava satıyor benden gizli. Aman sakın söyleme Tahsin'cim. Yani takip ettiğimizi anlar çocuk öyle. Sonra. Sormayacağız. Yutmuş görüneceğiz mecburen. Doğru. Gördün ya ne? Kız yoktu yanında. Yoktu ya. Ha. Demek ki evde. Tahsin'cim sen kulağını böyle iyice aç. Kapıdan dinle. Ha. Kapı kapama sesi duyar duymaz git peşinden. Ya maşallah zaten öyle bir kapı kapatıyor ki don diye duymamak mümkün değil. Ben de şu Volkan'ın odasına gideyim. Bir araştırayım bakayım belki bir şey buluruz. Tamam. Yani ay bu da mı gelecekti başımıza Tahsin? Yapma ya fazla abartıyorsun. Neyse işte ana yüreği. Hoş geldin abi. Ne haber Mahmut? İyiyim abi. Rapor ver bakayım, ne yaptınız? Dün akşam baklavalar bitti, bu sabah değinleri geldi abi. Bravo, iyi. Bu sabah çevredeki bütün bideleri topladık abi. Uyanık vatandaşlar kapış kapış bizden aldı bideleri. Bravo. İftar bidesi için tek adresiz abi. Aferin Mahmut. Bu arada abi Selin Hanım aradı. Telefonunuz çalıyormuş, açmıyormuşsunuz. Aa, nasıl olur ya? Evet. Telefon cebimde abi. Telefonum yok ya. Ulan bir şeyler oluyor ya. Vallahi ben hissetmiştim. Ben geleceğim şimdi Mahmut. Ne oldu abi? Aa! Ayol burada hep Selin Selin yazıyor. İşte baksana 50 kere aramış kızı demek ki. Peki şeye bir bak bakalım. Ne? Kız mı bunu aramış, bu mu kızı aramış? Ne bileyim ben anacığım, anlamıyorum ki bu telefonlardan. Aman Aslı anlar da bunlardan Aslı. Hay Allah'ım ya. Dur. Bana bak hani böyle mesaj filan çektik diyorlar. Onlardan var mı baksana? Dur bakacağım, bakacağım şimdi bak. Ne? Ne yazıyor? İşte tamam söktüm vallahi söktüm işte. Mesaj mı yazıyor? Mesaj ver bakayım. Mesaj yapıyor. Ha al bas. Basmaz. Mesaja bas. Mesaj bu. Bas. Hadi bak. Ay yanlış yere bastın. Tamam. Yanlış yere bastın ayol. Anam telaşa verme şaşırtıyorsun beni. Dur bakalım. Bir de buna basalım. Ha? Bak. Ha. Tamam vallahi söktüm. İşte lan. Aslı. Sen mi karıştırıyorsun benim telefonumu? Sen iyice paranoyak oldun ha. Bütün mesajlar silinmiş. Selin diyor ki bir sürü mesaj attım sana almadın mı diyor. Volkan, sizin Selin'le aranızda tam olarak ne var? Ne demek ne var ya? İşte seviyoruz birbirimizi, saygı duyuyoruz, arkadaşız. Güzel vakit geçiriyoruz. Demin de diyor ki film almış diyor. Sen gel biz de film seyredelim diyor. Gideceğim ben vallahi. Aa minik kuşum getirin burada seyredin gözümüzün önünde. Tabii ya. Neden? Ya çocuklarımızın Ramazan'da bir yüzünü görelim değil mi? Getirsin senin buraya. Burada hep beraber seyredelim. Daha iyi olmaz mı? Öf. Üf yok. Alo Selin. Ha sen geleceksin buraya, sen gel, ben gelmiyorum. Burada seyredecekmişiz. Öyleymiş. Hadi gel güzelim, gel. Güzelimmiş. Ne kadar uzun filmmiş yani. Çift DVD fotoğrafı 4 saat. Saatte 1'e geliyor. Ah mutlusun çok şükür Allah'ım çok şükür. Hadi bakalım efendim. Tahsin'cim uyan canım uyan. Hadi
Size iyi istirahatler gençler. Selin'cim sana da iyi geceler. İyi uykular İpo teyzem. Yavrum sen de artık git evinde yat, değil mi? Bak perişan oldun. Gözlerin kan çanağı içinde. Çöktü vallahi, çöktü. İpo teyze, filmin ikincisi var. Hem ben geç yatmaya alıştım. Vallahi ben de alışkınım uykusuzluğa ya. Siz yatın ya. Babacığım iyi geceler, anneciğim iyi geceler. Aslı hadi iyi geceler. Aslı yatmaz. Onun uykusu gelmemişti. Geliyor mu? Öyle. Gelmez. Vallahi ben bittim. Hadi. Allah rahat versin çocuklar. Aman. Oh. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Aslı. Efendim? Gel. Bana bak. Bu kız bu evden çıkana kadar burada oturacaksın. Yalnız bırakmayacaksın abini. Ya anne bırak Allah aşkına, ne olacaksa olsun ya. Kız sen beni delirteceksin. Gerekirse sabaha kadar oturacaksın bunlarla. Hadi ya, hadi. Hadi iyi geceler, hadi. Devamı daha acayip vallahi filmin. Oh! Bu ne be? Ay yine bir kedi gibi çıktın evden. Ay inanmıyorum. Yine mi fark etmediniz çıktığımı evden ya? Fark etmedim tabii. Dur bakayım. Ah! Ay o bu kombinezondan mı çıktın sen pide almaya? Anneciğim bu... Aa, yatıyordum. Öyle üzerime bunu giyiverdim. Çıktım pide almaya işte. Öyle mi? Pide nerede? Pide bulamadım anne ya. Nasıl pide bulamadın? Pide almaya gitmedin mi sen? Pide almaya gittim. Pide yok. Bitmiş her yerde. Nasıl bitmiş? Ay o koskoca Nişantaşı'nda pide mi bitmiş? Bana bak sen bana doğruyu söyle bakayım. Ha? Sen nereden geliyorsun? Pideciden. Anlamadım ben bu işi. Bana bak. Yoksa sen evden kaçıp kaçıp geziyor musun ha? Bana bak. Volkan duyarsa öldürür seni. Aşk olsun ya. Ne? Bir şey demedim ben. Nasıl bir şey demedim? Duydum ben. Aa vallahi bir şey demedim anne ya. Günaydın. Günaydın. Volkan'ı uyandırdınız mı? Ha git abini kaldır kızım, bütün gün aç kalacak yoksa. Volkan! Ya, niye bağırıyorsun öyle? Git kapısından uyandır. Öğretemedim yani. Öf ne var be Aslı, bağırıyorsun Volkan Volkan sabah sabah. Ah canım benim minik kuşum, burada mı uyudun sen? Yazık sana. Bana bak Aslı. Selin ne zaman gitti? Kaçtı. İfo teyzem. Gitmedim ben, buradayım. Ay, ayo ben sana bunları yalnız bırakma demedim mi? Volkan, ne bu hali oğlum? Selin ne yapıyorsun Volkan'la böyle ya? Ay ne yapıyorum ya? Uyuyakalmışım, hayret bir şey ya. Bak işte gördün, korktum başıma geldi efendim. Dur. Geldi. Ya oğlum ayıp değil mi? Utanmıyor musun? Nedir bu hali Allah'ını seversen? Ya baba yeter ya. Bir yere kadar ya. Ben Selin'den hoşlanıyorum. Tamam mı? Hoşlanıyorum. Acayip elektrik oluyorum. Hastasıyım Selin'in ya. Gerekirse ailemi de karşıma alırım bu mevzuda. Bir hırsız evine kadar kovalanmaz. Hoşlanıyorum Selin'den o kadar. Ay ne desem boş ya, kal geldi.